Annem, beni çağırmışsın. Geldim bak, buradayım. Ne söyleyeceksin bana? Kızım. Anne, Şeride Hanım'ı mı? Uyuyor, uyandırmadık. Ama uyandığı zaman ikiniz de yanında olun. İkinize de söyleyecekleri var. Nefes almıyor. Ne? Nefes almıyor. Anne! Aman Allah'ım. Anne uyan! Anne! Jülide Hanım! Jülide Hanım! Nabzı da atmıyor. Jülide Hanım. Çok acil ambulans istiyoruz. Nefes almıyor. Adres veriyorum. Anne! Anne sen çekil. Camı açın! Camı açın hadi çabuk! Ya cevap versene. Ne yaptın? Öldürmedin değil mi kadını? Söylesene. Jülide teyzeye zarar vermedim desene. Berçin kapa seni. Ne gerekiyorsa ben onu yaptım, tamam mı? Sen kendi işine bak. Hadi annem dayan. Beni bırakma annem hadi. Nefes al. Jülide teyze. Hadi Jülide teyze. Hadi güçlüsün sen hadi. Dayan annem. Ambulansı çağırdık. Hastaneye götüreceğiz. Dayan. Ne oluyor burada? Jülide! Dokunma karıma, çekil! Mümtaz çekil! Annem ölüyor. Ne diyorsun sen? Dokunmayın ona. Çekilin! Mümtaz dur! Nefes alıyor. Nefes alıyor Allah'ım çok şükür. Nefes alıyor. Nabzı da atıyor. Kapıyı açın, doktor geldi. Bakmayın, kapıyı açın! Canım kızım. Allah kahretsin. Ne oluyor orada ya? Hala ölmedi mi bu kadın? Ne kadar cesedin çıkması gerekiyordu. Sözde hayati tehlikesini atlatmıştı. Doktor evde tedavi görsün dedi. Doktora güvendik, eve getirdik, kalbi durdu. Siz ikiniz mahvettiniz kadını. Hepsi sizin yüzünüzden. Sen neden annemin yanında değildin? Madem bu kadar çok seviyorsun, sabaha kadar gözünü kırpmadan başında bekleyecektin Mümtaz. Ne yani Ozan? Şimdi her şey benim yüzümden mi yani? İkinizin de. Sen Berçin. Sözde annemle ilgilenmek için gelmiştin. Niye ilgilenmiyorsunuz annemle? Ben Jülide teyzeyi en son gördüğümde gayet iyiydi Ozan. Tamam tamam yeter, kavga etmeyin artık. Kadın içeride yaşam mücadelesi veriyor. Burada birbirinizi yiyeceğinizi dua edin de kadın iyileşsin. 2 dakika. 2 dakika daha geç kalınsa şu anda morga götürüyordum. Allah esirgesin Ozan, öyle şeyler söyleme. Doktor bey gelebileceğini söyledi.
Enes. Yaşıyor mu yoksa? Nasıl olur? Kendi ellerimle geberttim onu. Annem, iyi misin? Jülide, hayatım çok korkuttun bizi. İyi misin şimdi? İyiyim. Ne oldu ki? Merak etmeyin, hayatı tehlikesi yok. Neden böyle bir kriz geçirdiğini ben de anlamış değilim. Göz damarlarımda bir çatlaklık var. Sanki nefessiz kalmış gibiydi ama şu an durumu iyi. İlk müdahaleyi kim yaptı? Ben yaptım. Jülide Hanım'ın size büyük bir can borcu var. Tebrik ederim. Bu arada nesi oluyorsunuz? Geliniyim. Eski geliniyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Canım yavrum benim. Herkes canına kıydı diye iftira attı ama kızım hayatını kurtardı Jülide Hanım. Bilmiyorum anne. Ambulans geldi. Müdahale ettiler. Yaşıyor olabilir. Eğer konuşursa biterim ben. Her şeyi benim yaptığım ortaya çıkar. Mahvolurum o zaman. Hayır. Asla. Pes edemem şimdi. Şimdi olmaz anne. Buraya kadar gelmişken her şeyi kaybedemeyiz. Artık sıra bizde. Kaybettiklerimizi onlardan almanın sırası bizde. Ozancığım, asma artık suratını. Senin esas bundan sonra güçlü olman lazım. Bak, bir annenin en büyük ilacı evladının mutluluğudur. Unutma. Tamam Hediye teyze. Haklısın. Anneciğim, hadi biz gidelim artık. Ozan, bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeden ara. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, siz gidin. Biz buradayız zaten. Tamam aslanım. Teşekkür ederim. Sayende annemin hayatı kurtuldu. Tekrar geçmiş olsun Jülide Hanım. Umarım tez zamanda eski sağlığınıza kavuşursunuz. Jülide mi? Benim adım Jülide mi? Siz kimsiniz? Anne, iyi misin? Anne mi? Ben senin annen miyim? Senin adın ne? Jülide. Hayatım, korkutma bizi. Ozan senin oğlun, hatırlamıyor musun? Siz kimsiniz? Hiçbirinizi tanımıyorum. Ben neden buradayım? Niye bakıyorsunuz bana öyle? Ben niye burada yatıyorum?